günah değil mi? Hep bebekler daha bir günlük, iki günlük bebek bu çadırlarda, bu mikropta yaşıyor, yazık. Yazık, daha 7 günlük bebek, 7 günlük. Nefes alamıyor tozdan, mikroptan. Biz bunu hak etmiyoruz arkadaşlar. Hak etmiyoruz. Yeter artık yani. Koronadan ölmedik, mikroptan öleceğiz. Enkazdan ölmedik, mikroptan öleceğiz. Yeter. Merhaba, ben Çağdaş Can. Samandağ'daki depremzedelerden biriyim. Biz burada daha depremden kaynaklı yaşadığımız acıları atlatamadan, cenazelerimizi enkaz altından çıkaramadan, hatta çıkardığımız cenazeleri kendi kültürümüze göre defin işlemini gerçekleştiremeden şirketler burada rantları için bazı girişimlerde bulunmaya başladılar. Rantları için diyoruz. Neden? Çünkü tamam, bu molozlar var. Bu molozların bir şekilde geri dönüşüme yönlendirilmesi lazım. Bu moloz yığınının buralardan çıkarılması lazım. Ve buranın tekrardan yaşanılabilir bir hale getirilmesi lazım. Fakat bizim buradaki tepkimiz şu. Bu çıkarılan molozlar neden insanların yaşam alanlarına dökülüyor? Çünkü biliyorsunuz bu moloz yığınlarında asbest adı verilen kanserojen bir madde var. Ve hekimlerin bize belirttiği kadarıyla 20 yıl sonrasında birçok kişiyi akciğer kanseri bekliyor bundan kaynaklı. Şimdi fazladan mazot yakılmasın, fazladan benzin harcanmasın diye insanların direkt yaşam alanlarına, depremden kalanları da işte böyle bu şekilde kanserle öldürecekler. Buradan anladığımız da bu. Yeşilköy'e dökülüyor. Aynı zamanda Deniz Mahallesi'nde stadyumun yanına, orada kurulan çadır kentin hemen dibine dökülüyor. Denize çok yakın bir noktaya. Şimdi aslında çok daha uzak noktalara bunlar dökülebilir. Ama fazladan benzin harcamasınlar diye bunu yapmıyorlar. Yani buradaki insanların bir benzin kadar kıymeti yok. Şirketler bunu yapıyor ama bir yandan da devlet buna göz yumuyor işin açıkçası. Çünkü biz ne zaman bunu engellemeye kalksak karşımızda devleti görüyoruz. Mesela Yeşilköy'de şey dendi. Ayıklama devam edecek ama yeni kamyon dökmeyeceğiz. Oysa biz dün burada direndiğimizde buradaki kamyonları Yeşilköy'e yönlendirdiler. Oradaki insanlar bu sefer bunu engelledi. Mesela burada da şey diyorlar. İşte Nisan ayının sonuna kadar biz bu işi bitireceğiz. Ama Nisan ayının sonuna kadar da kamyon dökmeye devam edeceklermiş. Ayıklamaya da devam edecekler. Şimdi gece gündüz çalışıyor bu kamyonlar. Günde belki 1000 tane kamyon moloz döküyor buraya. Nisan'ın sonuna kadar bu işin bitme ihtimali var mı? İmkansız. Yani söyledikleri şeyler mantıksız. Ve bu yüzden insanlar da bu cevaplardan tatmin olmuyor. O yüzden önümüzdeki günlerde bizi yine mücadele dolu günler bekliyor. Onu anlıyoruz bu görüşmelerden. Şu an döküm oluyor mu? Evet. Şu an Yeşilköy'de döküm olmuyor. Ayıklama devam ediyor. Ama burada hem ayıklama hem Deniz Mahallesi'nde hem ayıklama hem de kamyonların moloz dökümü devam ediyor.